İlk kez Assassin's Creed'i oynadığımda yaklaşık 13-14 yaşlarındaydım. Altair ile birlikte ortaçağ sokaklarında gezmek ve tarihi olaylara tanıklık etmek, kapşonu kafama geçirip suikastler düzenlemek ve bir anda ortadan kaybolarak kalabalığa karışmak benim aklımı başımdan almıştı. Daha sonra Ezio ile birlikte İtalya'ya gitmiş, Ezio'nun seneler içerisindeki gelişimine tanıklık etmiş, hatta 1500'lü yılların İstanbul'unu ziyaret etmiştim bu seri sayesinde. Well, to be precise, that is Europa. That is Asia. Ezio'nun hikayesinden sonra ise seriye ne olduysa benim ilgimi kaybetmeye başladı. Mekanikleri sürekli tekrar eder hale geldi, yeni gelen karakterler, oyunun hikayesi pek fazla cezbetmemeye başladı. Assassin's Creed'i bir noktadan sonra artık bir oyun olarak değil de tarihte yolculuk ediyormuşum gibi deneyimlemeye başladım sadece. Sanayi devrimindeki Londra, Fransız ihtilalindeki Paris'i görmek yine de güzeldi benim için. Fakat sonralarında Assassin's Creed serisi bambaşka bir noktaya evrildi. Antik çağlara gitti ve haritayı büyüttü. Adeta bir MMORPG kıvamına geldi. Origins, Odyssey ve Valhalla benim için güzel oyunlardı. Oynamaktan keyif aldım. Ancak Assassin's Creed oyunları değildi. Suikast işi ortadan kalktı. Lineer bir oyun olmaktan çıkarak açık dünyada farklı etkinlikler yaptığımız bir oyun oldu bunlar. Bir assassin olmaktan çok, kendi oynayış biçimimize göre şekillendirdiğimiz bir karakteri kontrol ediyorduk artık. Fakat Ubisoft, aradan geçen bunca senenin ardından seriyi köklerine döndürdüğünü iddia ettiği yeni bir oyun çıkardı. Assassin's Creed Mirage. Peki, seri gerçekten köklerine dönebilmiş mi? Yoksa bu oyun sadece uzatılmış bir DLC mi? Bu videoda sizlere Mirage ile ilgili düşüncelerimi anlatacağım. Bu arada bana oyunun kodunu yollayan Ubisoft'a ise teşekkürlerimi sunuyorum. Assassin's Creed Mirage 861 yılında Irak'ın Bağdat şehrinde geçiyor. Önceki oyun olan Valhalla'dan tanıdığımız Basim karakteri bu oyunun başrolünde. Belki bilmeyenleriniz vardır, bu oyun normalde Valhalla için bir DLC olarak planlanıyordu. Çünkü Basim her ne kadar Valhalla'da görüp duyduğumuz bir karakter olsa da kimdir, nereden gelmiştir, nasıl Hidden One olmuştur bilmiyorduk. Bu sorular normalde DLC ile cevaplanacaktı ancak Ubisoft bakmış, Basim'in hikayesi DLC için biraz uzun sürüyor, biz bunu kısaltmak yerine biraz daha uzatalım da bir ara oyun olarak çıkartalım demişler. Ki açıkçası ben bu oyunun DLC'den dönme bir oyun olduğunu oynadığım süre boyunca çok kez hissettim. Oyun tıpkı eski Assassin's Creed oyunları gibi aksiyondan daha çok gizliliğe odaklanıyor. Assassin olma sıfatına biraz daha yaklaşıyor. Ancak oynanış olarak ne yazık ki Valhalla'daki aksiyonu rahatlatan skilleri kaldırmak, düşmanları daha güçlü ve sayıca fazla hale getirmek ya da gizlice arkasından yaklaştığımızda tek atmak bu oyunu gizlilik üzerine tasarlanmış bir oyun haline getirmiyor. Mirage'ı DLC olarak hissetmemdeki en büyük etkenlerden biri bu oldu zaten. Oyundaki yapay zeka o kadar hantal ki sözde gizli bir şekilde ilerliyorsunuz. Yürüyerek girdiğiniz bir alanda birini öldürdüğünüzde onu saklamakla uğraşmanıza gerek yok. Çünkü bir arkadaşı geldiğinde 2 dakika bakındıktan sonra eski yerine geri dönüyor zaten. Sizin oralarda olduğunuzu unuttuğundan dolayı da biraz beklerseniz ıslıkla tek tek yanınıza birçok düşmanı çağırıp öldürebiliyorsunuz. Yapay zeka böyle olunca da çok da gizlilik oyunu oynuyorsunuz gibi hissetmiyorsunuz. Sizi gizliliğe zorlayan bir aksiyon oyunu oynuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hani Spider-Man oyunlarında da gizlilik sekansları olurdu ya, onun gibi. Fakat bu söylediğim eksiler genellikle girdiğimiz kaleler, düşman üsleri için geçerli. Açıkçası Bağdat sokaklarında gezerken düşmanların güçlü olması, ben de eski Assassin's Creed oyunlarında özlediğim kaçma hissiyatını yeniden hatırlattı. Biri peşinize takıldığında çatılardan çatılara atlayarak onları atlatmaya çalışmak, çalılara, samanlara saklanmak özlediğim bir histi. Tıpkı eski Assassin's Creed oyunlarındaki gibi şehirde aranır hale geldiğinizde etrafta gördüğünüz aranıyor posterlerini kaldırarak aranma derecenizi de düşürebiliyorsunuz. Ki bu da hoş bir nostalji olmuş. Mirage'ın ana şehri olan Bağdat sokaklarında dolaşmak da oyunda keyif aldığım noktalardan oldu. Devasa büyüklükteki Valhalla'dan sonra biraz daha kompakt, yaşayan bir şehir hissettim Bağdat'ta. Yüzlerce yan görev yok, binlerce toplanılabilir eşya yok. Şehirde gezmek hoşunuza gittiyse ve oyundan keyif aldıysanız süreyi biraz daha uzatabilecek yan etkinlikler var ancak bunlar da öf bitse de kurtulsam diyeceğiniz düzeyde uzatılmamış. Ancak içleri biraz daha dolu olabilirdi. Seriyi köklerine döndüreceğiz derken de yıllar öncesinde kalmış olan şu adamı şuraya kadar eşlik et, şu adama çaktırmadan peşinden git tarzı bayağı yan görevlerden çıkılmasını isterdim. Seriyi köklerine döndürmek bu değil bana kalırsa.
Daha geçtiğimiz günlerde çıkan Cyberpunk Phantom Liberty DLC'sinde yer alan yan görevleri gördükten sonra zaten kısa süren Mirage'da biraz daha üzerine düşünülmüş hikaye yan görevlerini görmek isterdim. Yan görevler daha çok elinizdeki ekipmanları geliştirmek için size malzeme sağlıyor. Bu malzemeleri kullanarak bıçağınıza zehir geliştirmesi ekleyebiliyor, kullandığınız dartı ölümcül hale getirebiliyor ya da sis bombasının etki alanını artırabiliyorsunuz. Bunun gibi oyunda işinizi daha da kolaylaştıracak bazı araçlarınız var. Ancak bunları kullanıp kullanmamak da yine size kalmış. Oyuna başladığınızda elinizde olan silahlar ile birlikte de gayet rahat oyunun sonunu görebilirsiniz. Çünkü Valhalla'da olduğu gibi bu oyunda bir XP sistemi yok. Düşmanlar genellikle aynı hasarı alıyor, aynı şekilde tek yiyor vesaire. Bu silahlar sadece oyununuzu daha akıcı bir hale getiriyor. Oyundaki skill'ler de aslında aynı mantıkta. 3 farklı skill ağacı olmasına karşılık bu skill'ler sizi bambaşka bir karaktere çevirmiyor. Biri, oyunda drone gibi kullandığımız kartalı geliştirmeye yarıyor. Bu kartalı geliştirerek etraftaki düşmanları daha kolay etiketleyebiliyoruz. İkinci ağaç elimizdeki araçları arttırabilmemizi sağlarken, üçüncüsü ise dövüş kabiliyetlerimizi arttırıyor. Dövüş sisteminde ise en beğendiğim nokta tıpkı Batman'deki Fear Takedown gibi kullandığımız Assassin Focus özelliği oldu. Bu skill ağacını geliştirerek birden fazla düşmanı aynı anda indirebildiğimiz çok da cool gözüken bu özelliği geliştirebiliyoruz. Ama dediğim gibi söylediğim skill'lerin hepsi sizin hali hazırda kullandığınız özellikleri daha rahat hale getiren skill'ler. Oyunun başında oynadığımız Basim ile oyun sonunda oynadığımız Basim arasında bambaşka bir seviye yok. Olması da gerekmiyor tabii ki. Çünkü oyun görece kısa bir oyun. Mirage'da en beğendiğim kısım ise Investigation denilen dallanıp budaklanan görev sistemi oldu. Oyunun hikayesindeki amacımız tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi Order denilen maskeli, gölgelerden şehri ele geçirmiş olan insanları avlamak. Bu Investigation kısmında ise gerek küçük araştırmalar yaparak gerek büyük görevler ile birlikte bu maskeli kişilerin kimliğini keşfetmeye çalışıyoruz. İpuçları bularak sonunda keşfettiğimiz kişilere ise suikast düzenliyoruz. Tıpkı serinin ilk oyunlarında olduğu gibi bu suikastı yaptıktan sonra ise öldürdüğümüz insanların kanını bir kuş tüyüne bulayıp onlarla ufak konuşmalar yapıyoruz. Bu kısım ise hikayeye bir şekilde yedirilmiş. Ancak hikayenin genel derinliğine baktığımız zaman ise çok büyük bir beklentiye girmeyin. Hikayede günümüz zamanları yok. Hoş, artık Assassin's Creed serisini takip eden çoğu kişi için bu kısımlar biraz gereksiz gelse de yine de Mirage ana bir oyun olmadığını bu şekilde bize hissettiriyor. Oyunda yer alan ara sahnelerdeki yüz mimikleri, animasyonlar ise beni hayal kırıklığına uğratan başka bir durum oldu. Devasa büyüklükteki Valhalla'yı, Odyssey'i düşündüğümüzde, onları yüzlerce NPC ile konuştuğumuz oyunlar olarak gördüğümüzde, her karakterin animasyonunu film kalitesinde beklememek elbette ki doğal. Ancak zaten kısa süren Mirage'da da ara sahneleri, karakterleri aynı şekilde görmek gerçekten de bu oyunu bir DLC gibi hissettirdi bana. Hele ki İngilizce seslendirmelerdeki Arap aksanı ile konuşma çabası benim hikayeye odaklanmamı bir tık zorlaştırdı. Humbled and know our place in the process. We are messengers of justice and not the final judges. We will return to Baghdad, seek Ali ibn Muhammad's help. Ah, of course, Sahib Zenj. He is a dangerous and delusional fool. Nedense konuşmalar akmıyormuş, sürekli bir metinden okunuyormuş gibi hissettirdi bana. Bu yüzden aksanlı İngilizce dinlemektense oyunun konuşma dilini Arapça yapıp oyunu öyle oynamaya karar verdim. Elhamdülillah. 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 Avvelu incazin min iddeti incazatin fit tariqi ya Basim. La yesa'una illa l-emen. فَلَدَيْنَ الْكَثِيرُ لِإِنْجَازِهِ Özetle, Assassin's Creed Mirage her ne kadar AC serisi köklerine dönüyor olarak düşünülse de yeterince dönememiş. Bana eski Assassin's Creed oyunlarını ne kadar özlediğimi hatırlattı ama o oyunların özlemini gidermedi. Sonuçta sadece oyuna mavi filtre eklemek özüne döndüğünü göstermiyor. Oyunun hep olumsuz yanlarından bahsettiğimi düşünebilirsiniz ama Mirage ile ilgili varsa beklentinizi doğru ayarlamanız için düşüncelerimi anlatmak istedim. Her şeye rağmen Mirage, oynadığım, oynarken üzerine fazla düşünmezsem keyif aldığım ama biraz düşünmeye başladığımda da eksikliklerini gördüğüm bir oyun oldu. Halihazırda Assassin's Creed serisini seviyorsanız, Bağdat'a gitmek istiyorsanız bu oyundan keyif alırsınız. Ama Assassin's Creed serisini çok da sevmeyen biriyseniz mutlaka oynayın diyemem. Umarım Ubisoft üzerine daha fazla odaklandığı kısa ama etkili bir Assassin's Creed oyunu çıkarır. Mirage bu oyunlara özlemimi hatırlattı bana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz hasta olduğumdan dolayı sesim kötü, kusura bakmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.